İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'dan haberler. Lozan Antlaşması'nın süresi doldu. Türkiye yeraltı kaynaklarını ele geçirmek için artık özgürdür. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı resmi bir ziyaret için Gürcistan'a hareket etti. Artsah Cumhuriyeti'nde yayınlanan Vartanan adlı Manevi Kültürel Gazetesi 1 yaşında. Suriye'deki durum 1878'in bugününde San Stefano Antlaşması imzalandı. Batı Karin Erzurum, Iğdır, Ardahan, Ağrı ile Yerzinka Erzincan'da karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi. Kars ilkbahara kar yağışıyla girdi. Ağaçlar, bitkiler karla kaplanırken sürücüler yollarda kontrolü şekilde ilerleyebiliyor. Kış aylarında yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta zorlanan dağ keçisi sürüsü Dersim'de Tahirçay kıyısına indi. Dağ keçisi sürüsünü vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Batı Ermenistan'ın bir başka şehri Van'ın başka ilçesinde depremin vurduğu mahallenin yoluna çığ düştü. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolun açılması için çalışmalara başladı. Şu anda yol trafiği açık bulunuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş yardımcısı Osmanlı İmparatorluğu ve müttefikleri arasındaki çatışmayı sona erdiren ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki şimdiki sınırı oluşturan Lozan Antlaşması'nın süresi doldu ve Türkiye'ye Kuzey Irak'taki petrol da dahil olmak üzere tüm yeraltı kaynakları ele geçirme izni verdiğini söyledi. Erdoğan'ın sırdaşı Maksud Serim, 2013 yılında yaptığı telefon görüşmesinde bir arkadaşına Lozan Antlaşması'nın sona ermekte olduğu ve Lozan Antlaşması maddelerinin geçerliliğini yitirdiğini yılın bu yıl olduğunu söylüyor ve Türkiye'nin Kuzey Irak'ın petrolü de dahil olmak üzere yeraltı kaynaklarına sahip olabileceği konusunda ısrar ediyor. Antlaşma 1923'te İsviçre'de imzalanmış ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır çizgileri de buna göre belirlenmiştir. Nordic Monitor tarafından elde edilen gizli telefon dinlemesi 5 Haziran 2013 yılında akşam saat 19.24'te Türk savcıların Erdoğan ve aile üyelerinin de dahil olduğu kıdemli hükümet yetkililerinde katıldığı Serim'in bir sahtekarlık ağının üyesi olarak inceledikleri davası sırasında kaydedildi. Mahkeme gizli dinleme iznini 27 Mayıs 2013'te 2012-656 numaralı davada vermişti. Armen aktardığı habere göre Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcü yönetici Görgi Gaharya ile yaptığı görüşme sırasında gerçekleştirdiği basın toplantısında Gürcistan ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi Ermenistan Cumhuriyeti'nin dış politikasının en önemli önceliklerinden biri olduğunu belirtti. Başın yan, bunun için tüm ön koşulların mevcut olduğundan eminim. Şüphesiz ortak değerler ve tarihsel miras üzerine inşa edilmiş yüzyıllık dostluk, işbirliğimiz için sağlam bir temel ve verimli bir zemin sağlamaktadır vurgusunda bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı bugün Ermenistan Cumhuriyeti Gürcistan dostluğunu ayrılmaz kılacak ve işbirliği arzusunu daha da güçlendirecek yeni faktörlerin ortaya çıktığını kaydetti. Vartanan Katlı Gazete'nin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Vova Arzumanyan, Artsak Pres'e yaptığı açıklamada bir gazete kurma fikrinin bir yıl önce Şubat ayında geldiğini ve ilk sayının 3 Mart'ta yayınlandığını ifade etti. Ona göre başlangıçta bazı zorluklar vardı ancak tüm engeller aşıldı. Gazete sadece Cartar halkı için değil, aynı zamanda manevi ve kültürel alanla ilgilenen tüm Artsakh ve Ermenistan Cumhuriyetleri vatandaşları için de erişilebilir. Vartanan gazetesinin basılı sayıları Ermenistan Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi'nde bulunmaktadır ve elektronik sürümleri Milli Kütüphanenin web sitesinde mevcuttur. Gazete, eğitim uzmanlarının ve kalifiye öğretmenlerin ayrıca genel olarak çeşitli alanlarla ilgili ilginç makaleler yayınlamaktadır. Step News, Suriye hükümet güçlerinin 25. Özel Kuvvet Savaşçılar da dahil olmak üzere İdlib bölgesindeki birlik sayısını arttırdığını bildirdi. Kaynak ayrıca Suriye Hava Kuvvetleri'nin eyaletin güneyinde askeri bir görev yürüttüğünü ve Sarmin kenti yakınlarındaki bir Türk konvoyuna ateş açtığını bildirdi. Doğrulanmamış haberlere göre Türk askerleri arasında yaralı ve ölülerin olduğu ifade ediliyor. Türk ordusunun bir başka konvoyu ülkenin kuzeybatısındaki Bab el Hava sınırını geçti. Almaslar portalına göre konvoy tahkimatlar kurmak için hem zırhlı araçlar hem de tanklar ve buldozerler taşımaktadır. Malzemeler Ankara destekli muhalif savaşçıların Suriye ordusunun Algap Vadisi'ne hareket etmesini engellemeye çalıştığı Al-Zaviya dağlarına gönderildi. 9 Şubat yeni takvime göre 3 Mart 1878'de Konstantinopolis'in yeni ismi Yeşilköy olan Banyosu San Stefano'da 1877-1878 Rus-Türk Savaşı'nı sona erdiren Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu arasında bir anlaşma imzalandı. Balkan halklarının Türk boyundurundan kurtarılmasında ve Ermeni sorununun uluslararası diplomasisinde önemli bir rol oynamıştır. Berlin Kongresi tarafından kabul edilen bir belgede San Stefano Antlaşması hükümleri revize edildi. Antlaşma Rusya tarafından Koms Ignatiev ve Nelidov, Türkiye tarafından Saffet Paşa ve Sadullah Bey arasında imzalandı. San Stefano Antlaşması'na göre Karadağ, Sırbistan ve Romanya bağımsız olarak tanındılar. Bosna Hersek Osmanlı İmparatorluğu içinde özellik kazandı. Bulgaristan, Doğu Romanya, Makedonya ve Trakya'nın bir kısmı ile Selanik ve Ege Denizi üzerinden özel iktidar ilan edildi. Antlaşmanın özel maddesine oluşturan 16. maddesince Batı Ermenistan'da idari reformlar planlandı. Rusya savaşının başarılı seyri ve Batı Ermenistan'ın bir kısmının Rus birlikleri tarafından işgal edilmesi de Ermeni siyasi çevrelerine kurtuluş umutları verdi. Ne yazık ki San Stefano Antlaşması 1878 Berlin Konferansı'nda büyük güçlerin müdahalesiyle revize edildi. Ancak Ermeni sorununun ileriki seyrinde tarihi bir önemi vardır yeni tarihinde ilk kez Ermenistan kavramı ve Ermenilerin adı uluslararası sözleşmede belirtilmiş olmasıdır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Darum Siner adlı folk grubundan Baytok Ahbir adlı eseri sunuyoruz. Elin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.